Mustafa'nın Didem Arslan Yılmaz'ı vazgeçmedi izlediğiniz o videoyu. Şimdi LED'e verelim kocaman, sesi de açalım. 2-3 defa da okuyalım lütfen. Bir gelsin ekranlara, bakın Mustafa Efendi ne yaptı. Buyurun. Bunlar kimin eşyaları? Benim eşyalara benziyor dedem. Nereden tanıdın? Fırının zaten benim vardı. Şeyin üstündeydi. Neredeydi? Eğer evde? Almadılar şeyinden. Ama bilmiyorum. Fırını tanıdın? Arkadan fırınım benim var. Tencereler tanıdın mı? Tencereleri tam göremiyorum. Bir daha okumam ister misin? Görüyor musun? Ya tencereyi görüyorum da yani tam şeyli göremiyorum yani. Yerde ya. Bu eşyaları nereye götürüyor Mustafa biliyor musun? Diğerinin yanına götürüyordur, yenge sevgilisinin yanına. Yani hayat kuracağı arkadaşı var ya. Bunlar senin eşyaların. Evden eşyaları alıyor, topluyor. Zeynep'in evine götürüyor. Yeni şu şeyde. Çalıştı da aldı ya, götürsün. Bu eşyaları sen mi aldın? Hepsini ben aldım, sorabilirsin dedim hanım. Herkese sorabilirsiniz. Herkese sorabilirsiniz demem yani. Aldığım yere kadar, şey ettiğim yere kadar sorabilirsiniz. Bu eşyaları götürmesinin bir nedeni var tabii ki. Onu birazdan açıklayacağım. Hiçbir şey onunla değil demem. İstersen evin hepsini götürsün. Hiçbir şey onunla değil. Ben hepsini alırım yine. Çalışır alırım. Ama onu inşallah içeride gördüğüm zaman onu tencere... Kızın mı? Fırın, tencereler. Hiç de kızmadım dedim hanım. Kullanabilir. Ben kodum geldim çünkü. Hiç umurumda değil. Yani umurumda olmayan şeyi niye her şey yapayım? O eve bir daha dönmeyeceğim diyorsun. Dönmeyeceğim. Hiç de gözümde yok. E Mustafa cezaevine girerse, her gerçekler ortaya çıkarsa sen evine dönebilirsin. Dönmeyeceğim. O eşyaların hepsini alıyor. Zeynep'in evinden alıyor. Pardon ki sizin evinizden alıyor. Yasemin hazır mı arkadaşlar? Çalışacaklardı ya. Soğan ekmek yiyecekler ya da benim eşyalarımı niye götürüyorlar? Hani öyle diyordu ya Zeynep Hanım. Çalışıp soğan ekmek yiyeceklerdi ya. Niye benim eşyalarıma gözüküp de eşyalarımı götürüyorlar? Fırının tencerede... Benim orada çocuklarım var. Niye götürüyorlar? Çocuklar yemek yapmasını biliyorlar mı? Yaparlar. Yaparlar. Yani dursun yani çürüsün gitsin evde. Yapmasa da. Niye götürüyor benim eşyalarımı? Niye Zeynep'e kızıyorsun ki? Mustafa'ya kızsana ya. Zeynep ne yapsın? Götürüyor, alıyor, götürüyor. O da kabul ediyor dedim ama demek ki o da belki de ikisi de karar verdiler getir diye. Ya, suçu Zeynep'te mi görüyorsun? Hepsi ikisi de aynı. Bence en büyük suçlu Mustafa şey anlamda eşyaları götüren o çünkü yani. O da kullanacak dedim ama. Ben kullanmam. Birisinin eskisini kullanmam. Yani bir de eş olarak. Yani başkasının eşyasını kullanırım eş olarak ama yani eş olarak kullanmam. Ben gitmiyorum mesela onun girdiği eve. Gitmem. Ha, Mustafa ile sevgili olmasını da anlamıyorum diyorsun. Anlamıyorum. Ben eşyaları soruyorum, sen sevgililiği soruyorsun ya. Yok dedim hanım. Ben eşyada gözüm yok dedim hanım benim. Ben sadece çocuklarımın perişanlığı, evin hali gördünüz dün. Yani ben hiçbir şeyde umurumda değil.
Yani istersen ev dibinden sökülsün. Hiçbir şey ev umurumda değil. Dün evle ilgili seni en çok rahatsız eden şey ne oldu? Hiçbir şey değil. Çok mu perişandı? Perişan. Her tarafa dağılmış. Çocuklarım zaten öyle. Ya bu arada o veterinere hazır mı arkadaşlar? Ya bazı izleyiciler diyorlar ki biz oraya gittiğimizde zaten hayvanların o halde olduğunu gördük. Yani orada da bizim yani bir en azından bir doğal hal, yani montaj istemiyorum. Bir hazırlayın, bir video olarak hazırlayın. Ben onu izleyicilere göstereceğim arkadaşlar. O videoyu hazırlar mısınız? Biz oraya gittiğimizde hazırlayın video. Gittiğimizde hayvanlarınızın orada köpekler maalesef açlıktan şey olmuştu. Yani bir deri bir kemik kalmışlar hayvanlar. Bize diyorlar ki niye hayvanları öyle gösteriyorsunuz? Ya biz olanı gösteriyoruz, sonra da hayvanla tabii ki niye yardım etmiyorsunuz diyor. O sırada canlı da biz gördük yani. Sonrasında gittik, tabii ki onlara şey aldık yani ondan sonra. Yasin de yanımızdaydı. Hayvanları yiyecek aldık, kötülük onlara verdik yani hayvanlara. Tarsın baktığını söylüyor ya, yani hep bir sürü köpek olunca ne yapsın? Olur mu bir deri bir kemik almış hayvanlar. Ya evde çok harabeye dönmüş. Bir tek ekmeğiyle doymaz köpek kısmız yani, bir sürü yer. Ya bakamayacaksa niye orada köpek var yani, Allah'ım ya Rabbim. Topladı ya zamanda, o tencere tamam. Tavaları götürecekler. Bakın köpekler hayvanlar. Köpekler dağıdaydı ona bu tamam. Yasemin'i gösterir misin? Dün neden almadı? Aldık ya, hatta bak şu anda da bak dün anlat Yasemin. Dün de ya, alınan mamaları ya. Hala yiyorlar Didem Hanım. Bakın şu anda yiyorlar. Ya kimse de bizim aldığımız mamaları yiyorlar. Bir dakika. Görüyor musunuz? Çok rica ediyorum. Kimse bizim hayvan sevgimizi sorgulamasın lütfen. Tamam mı kardeşim? Sorgulamayın yani. Tabii ki yardım edeceğiz ya. Yardım o kadar şey mi izleyeceğiz böyle bir deri bir kemik kalmış. Allah'ım ya. Bak canlıyında Allah'tan şahit oldunuz yani. Yazık günah ya. Yazık günah. Şu anda bak mamalarını yiyorlar. Şimdi o evin harabe olmasından evet. Çok rahatsız olmuş Yasemin. Şu an evde kimse var mı? Bugün 30 Ağustos'ta bir zafer bayramımız. Evde kim var? Evet var. Evet var. Tahsin şu anda evde. Tahsin şu anda evde Didem Hanım. Tamam. Bizim eve girmemize izin verecek mi? İzin verirse bir arada böyle camdan bize bakıyor. Çünkü evde eşyaların ne kadar eşya götürdü, ne oldu, ne bitti Fatma da merak ediyor. Yani evde ne kadar eşya, ne kadar neyin vardı ben ki senin? Ben camdan isterseniz Tahsin'e sesleneyim. Bulandaki her şeyim vardı. Tamam sen bir seslen bakayım. Yani evde olmasa gereken her şey vardı. Tabakların falan her şeyin. Evet. Tahsin cevap verecek misin? Tahsin mi evde şu bak, anda? Babam, bak şu an çıkıyor mu? Bakayım. Evet. Yok kapıyı kilitledi üstüne bir dakika. Evet kapıyı üstüne kilitledi şu anda. Allah Allah, Tahsin senden yanaydı. Konuşmayacak, eve dağılmayacak. Tahsin senden yanaydı. Psikolojisi bozuldu dedi bana, hepsinin psikolojisi bozuk. Ha? Psikolojisi bozuldu diyorsun. Evet. Ama sonuçta yani babasından yana Tahsin, pozisyon alıyor. Tahsin annen evin içini görmek istiyor, senden rica ediyoruz. Bize ev alabilecek misin? Sadece annen evde hangi eşyaları var, hangileri yok onları teyit etmek istiyor. Görmek istiyor kendi gözüyle. Aldığım bir bilgi var, onu paylaşacağım da birazdan. Yani evin içi, sen dün evin içine bir yere girdin. Evin içi, yani çok özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için ama onu mu göstermek istemiyor acaba çocuk? Yani oğlun daha doğrusu. Olabilir. Yani evin içi çöp çok eve... Çok dağınık. Çöp eve dönmüş. Dağınık. Çöp eve dönmüş. Ne gördün sen evet, evin içine? Bir yandan evi bir göster bakayım. Sen Yasemin konuşurken kameraman arkadaşım evi göstersin. Sen tamam, de dün anlat ne gördüğünü. Gördüğünü anlat. Didem Hanım... Ben daha evvelde zaten o eve girdim çok defa. Hani o evin normal halini de biliyorum. Aha. Çok şaşırdım çünkü her yer her yerde. Yenilmiş yemekler masaların üstünde duruyor, yerlerde duruyor. Pet şişeler dolu, peçeteler ayak altında geziniyor. Çamaşırlar hep kirli bir şekilde ortalara atılmış durumda. Yataklar açık bir şekilde, çarşaflar bir yerde... Ayak altında yine keza yastıklar geziyor. Yani anlatılmaz halde. Bir dakika Fatma ne diyecek buna? Fatma maalesef niye böyle? Anlatılmaz bir halde. Bir dakika Yasemin, bekle bir dakika. Bence toplamaya gideceksin ha. Karısını yollasın da temizletsin evi. Bana diyordu ya. Sen çocuklar kendi hayatında, çocuk dediğimde özür dilerim. Yani az şey böyle yani gençler daha doğrusu. Yani kendini idare edemiyorlar mı? İşlerini yapamıyorlar mı? İdare ederler. Çalıştığı için, yorgun geldiği için yapamamıştır. Dedim ama benim oğlum yapar. Tahsin yapar mı? Yapar. Ha, Tahsin şu anda Tahsin'i gördük. Didem Hanım az önce Tahsin bir yanıt verdi. Sizi ilgilendirmez dedi.
Abi biz sadece Tahsin'cim yayını izliyorsan canım benim. Yani biz seni görmek istemiyoruz. Benim derdim seni görmek değil. Evden senin baban, annen de onu merak ediyor. Zeynep'le Mustafa evden hangi eşyaları götürdü? Ne oldu? Ne durumda onu merak ediyor. Ya yani bütün evin böyle dayalı döşeli miydi senin Fatma? Hepsi vardı dedi abi. Yani şeyden dolayı tepsi vardı. Mesela süpürge, her şey. Zeynep mesaj göndereceğine niye bağlanmıyorsun anlamadım ki. Böyle istersen şey dumanla anlaşalım. Ben sana duman göndereyim sen de bana ya da güvercin göndereyim hiç sana. Okumayın. Ne demiş ne demiş? Eşyaların geleceğinden haberi yokmuş. Hmm. Aa, senin eşyalarını çöpe atmış. Niye almış getirtirmiş? Mustafa götürmüş o da çöpe atmış. Mustafa'nın getirdiğin çöpe mi attın ya? Hı hı. Yani bu eşyaların gitmesinin bir nedeni var tabii. Mustafa bir şeyin hazırlığında da. Zeynep yani kaç gün sonra çöpe attın? Burada sen de ona bak görüntülerde de sen Mustafa'ya yardım ediyorsun. Ya bak şimdi bir süre sonra. Tamam o bilgiyi de açıklayayım o zaman arkadaşlar. Söyleyeyim sonra da diğer şeyi söyleyelim. Şimdi Mustafa evi satışa çıkarmış. Zaten onu yapacak. Hı? Hani Zeynep'e ev alıverecek ya. Zeynep'e ev alacakmış. Evet. Zeynep'in kızına daha doğrusu. Satamaz, alamaz mı? Nasıl satamaz ya? Tamam, Tahsin'i bir görelim. Bir Tahsin mi istiyor? Ne? Ay yakmış. Sen neden yakıyorsun? Yok. Bak, babanın bu evden çıkarıp da Zeynep'e götürdüğü eşyalar var. İlgilendiriyor. Bu yuva annenin de yuvasıydı öyle değil mi? Niye maskeyle çıktı ya? Çocuğum sıkıntı. Kalan eşyaları da ben yaktım diyor. Ay, onu... Hayır hayır. Hayır hayır. Yani şöyle görünmek istemiyor daha doğrusu. Görünmek istemiyor. Neyi yakmış Yasemin anlamadım. Evdeki eşyaları mı yakmış? Kalan eşyaları da ben yaktım diyor. Ha, kalan yani eşyaları da ben yaktım diyor. Babasına götürdüğü için kızdıysa yakmış olabilir. Neyi yakmış ben anlamadım ya. Evde ne kaldı ki yeri? Tencereler gitti, fırın gitti. Kalan eşyaları. Tahsin neyi yaktın fırın canım gitti. Ya? Bu arada benim de kendim şahitlik ettiğim vardı. Gıdalardan bazıları gitti Didem Hanım. Ne götürdü? Salçalar evde? Vardı. Bilmiyorum Fatma'nın haberi var mı? Ya senin yaptığın salçalar mı? Salçalar vardı. Reçeller vardı. Allah Allah. Peki Tahsin'cim... Annen şu anda evin içini merak ediyor. Acaba neyi götürdü, ne yaptı, eşyaları yaktıysa. Yani evin dağınık olması senin suçun değil ki ya. Yani yazık günah çocuklara da yazık günah yani gerçekten. Peki bu evi satılığa çıkartacak. Bunu Tahsin de biliyor mu bilmiyorum ama artık öğrenmiş oldu o da. Yani bu evi... Ya sen tehdit ediyor musun zaten? Evden çıkarsanız evi satacağını söylüyor çocuklarıma. Evden yani çıkarsanız... Evden giderseniz sattığı çıkaracağını söylüyor zaten. Hayır demiyor. Yok yok hayır. Evi bildiğin satışa çıkartıyor. Ya onu bilmiyorum yani. Şimdikini bilmiyorum ama önceden tehdit ettiğinde öyle söylemiş çocuğuma. Ya evde kalın diyor daha kısacası. Evet. Yani evden gidersen hala çocuğuma ayrılınca ödeme. Ben sana yeni bildiği söylüyorum. Fırında tencereleri onları falan götürdükten sonra evi satışa çıkarmış. Satılığa çıkartmış. Önce Yasemin'e bir tomar para göstermiş. Bize önce evi tamamen satılığa çıkardı. Yani sattı ve birine verdi diye düşündük. Fakat o para başka bir para. Yani hayvanların parası. Fakat evi satışa çıkarmış ve oradan alacağı parayla da yani şeye dedi Zeynep'e de değil Zeynep'in kızına ev alacakmış. Kaçırma için benden kaçırma için.